kuruluşunun 87. yıl dönümü vesilesiyle ben de hem okumasını istediğim, çok sevdiğim kitaplardan önerilerde bulunmak istiyorum. Hem 7 bölgeye yayılacak bu kitap paylaşma, kitap gönderme, kitap okumayı yaygınlaştırma etkinliğini halk evlerinin canı gönülden destekliyorum. Benim bu kampanyaya önereceğim kitaplardan ilki Latife Tekin'in hasretle beklediğimiz yeni kitabı Sürüklenme, Man ve City ile birlikte çıktı. Uzun bir aradan sonra iki romanla birlikte döndü Latife Tekin. Dilini gerçekten kurgusunu yarattı dünyayı. Çok özlemişim. Hararetle okudum. İkincisi benim çok başyapıt olarak düşündüğüm eserlere imza atmış Platonov vardır. Bence Platonov'un bütün kitaplarını okumanızı tavsiye ederim. Ama bu Mutlu Moskova benim için çok önemlidir. Türkçe edebiyatın en önemli isimlerinden benim de usta kabul ettiğim Sevgi Soysal'ın Yenişehir'de Bir Öğle Vakti kitabını öneririm. 1974'te Orhan Kemal Roman Ödülü almıştı. Türkiye'deki sınıf mücadelesini, sınıfsal farklılığı ve toplumsal katmanları bu kadar çok bir karakterle bir romana sığdırabilme, ustalıkla sığdırabilme konusunda gerçekten ustalık istiyor. Tavsiye ederim. Galeano benim çok sevdiğim bir başka yazardır. Hikaye Avcısı kitabı, Hikaye Avcısı kitabında aslında aforizmalar diyebileceğimiz bir takım epizotlar olmasına rağmen aslında Galeano'nun hayata ve dünyaya dair bilgelik içeren ve hikayelerin, öykülerin o küçük anlarda derinlikli detaylarda saklı olduğunu bize çok güzel örneklerle bilgilendiren bir kitabı. Son olarak da Tim Parks'ın Kader kitabını öneriyorum. Bir yazar olarak kahramanını yazma mücadelesi içerisindeki bir yazardan seçmesi, roman boyunca aslında edebiyat kuramına dair tartışmayı da için ve çok ustalıkla işlemesi beni çok etkilemişti. Bu 5 kitabı size tavsiye ediyorum. Ben de kendi kitaplarımla katkıda bulunacağım. Bitirgen, Pala Hayriye ve Hayriye Hanım'ı Kim Çaldı kitaplarıyla da halk evlerinin bu